Değerli arkadaşlarıma esenlikler diliyorum. Acaba sesimi alabiliyor musunuz arkadaşlar? Sanırım ses sorunu var. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu an canlı yayında olan arkadaşlarımız. Teşekkürler. Yıldızlar ve Yakamoz isimli takipçimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şu anda Ümraniye'deyim. Ümraniye'nin burası zannedersem aşağı Dudullu mahallesi. Yol kenarında böyle bir afişe rastladım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şu anda Ümraniye'de daha doğrusu Çekmeköy'de bir kitap fuarı var. Bir ay önce de Ümraniye'de varmış. Kitap fuarının tanıtımı için bakın göstereyim size. 20-28 Kasım 2021 kitap fuarının reklamı için asılan bu billboard dedikleri reklam panolarındaki kişilere dikkat edelim. Şimdi en baştan yeniden bu kişileri size gösteriyorum. Buradan varmak istediğim bir sonuç var. O yüzden bu canlı yayını yapıyorum. Çünkü ne zaman bu tarzda şeyler görsem inanılmaz boyutta üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü Türklük ruhu, Türkçülük illa bir siyasi partide temsil edilmesine gerek yok. Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi reklam panosunun ilk kişisine bakıyoruz. Kemal Tahir, sicilli bir komünist. Tolstoy, Rus yazar Tolstoy, 1800'lü yılların yani geçtiğimiz asrın hatta bu asrın bütün batıl yazarları arkadaşlar büyük oranda oryantalisttir. Hatta bunların içine ne yazık ki bazı Macar yazarlar da karışmış. Oryantalist bir bakış açısı var. Türklerle ilgili bazı güzel sözleri olsa da Tolstoy yine bir oryantalist yazardır ve Rus'tur sonuçta. Necip Fazıl, bunu söylememe gerek yok zannedersem. Necip Fazıl benim için yalnızca bir zaman israfıdır. Shakespeare, İngilizlerin yazarı, Ümraniye Kitap Fuarı'nda kendine yer bulmuş. Yalnız dikkat edilirse 400-500 yıl önce yaşamış bir Shakespeare, nerede yaşadığı, kim olduğu da belli olmayan, hatta eserler konusunda da çeşitli tartışma olan Shakespeare burada kendine yer bulabilmiş. Ama herhangi bir Türk milliyetçisi yazar yer bulamamış. Gelelim Sait Faik. Bu da sicilli bir komünisttir arkadaşlar. Öykü ayağına, hikaye ayağına komünistlik yapmış bir herifin teki. Cengiz Aytmatov. Aytmatov'u seviyoruz, Aytmatov'u sayıyoruz. Aytmatov, değerli arkadaşlar, yerelden evrensele, yani kendi köyünden dünyaya gidebilen ender yazarlardan biridir. Yereli evrensele taşıyabilen çok çok ender 3-5 yazardan biridir. Bunlardan biri de Aytmatov'dur. Ümraniye Kitap Fuarı için hazırlanan billboardda kendine yer bulabilmiş. Ancak tabii ki yeterli değil. Çünkü bazı sol anlayıştaki kişilerle dinciler Türkiye'de Aytmatov'u bizim anladığımız gibi anlamıyorlar. Bunu da açıkça belirtmek gerekir. Çünkü Aytmatov bir hikayesi hariç hepsini Rusça yazdı arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Cemil Meriç, sicilli bir dinci arkadaşlar. İslamcı Cemil Meriç. Virginia Woolf, İngiliz yazar. Cinsel tercihleri konusunda her zaman tartışılmış eşcinsel bir yazar. Bizi tabii ki kişilerin bu tarzda özel hayatları ilgilendirmiyor ancak yani Türkiye gibi bir ülkede böyle bir yazarın afiş edilmemesi gerekir. Şu anda gördüğünüz billboard'un boyu arkadaşlar yaklaşık olarak 15 metreye 5 metre ya da 20 metreye 5 metre. Buradan varmak istediğimiz sonuç şuydu arkadaşlar. Türkçülüğün illaki bir siyasi partide temsil edilmesine gerek yok. Eğer Ümraniye Belediyesi Türk milliyetçisi bir anlayışla hareket etseydi, Türkçü bir anlayışla hareket etseydi, Ümraniye Belediyesi'nde bu işleri yapanların başında Türkçüler olsaydı, yani Türkçüler her yerde olsaydı, bugün burada size Atsız'ı gösteriyor olacaktık, Necdet Sançar'ı gösteriyor olacaktık, Gökalp'i gösteriyor olacaktık, Akçuroğlu Yusuf'u gösteriyor olacaktık, bugün burada size Mahmut Esat Bozkurt'u gösteriyor olacaktık, Sadrı Maksudi'yi, Zeki Velidi'yi gösteriyor olacaktık.
büyük turancımız Ömer Seyfettin'i gösteriyor olacaktık. Ancak ne yazık ki gördüğünüz gibi eşcinsel İngiliz yazar, dinci yazar, sicilli komünistler, İngiliz yazar, sicilli bir dinci, oryantalist bir Rus ve yine sicilli bir komünisti göstermek durumunda kalıyoruz. Niçin bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar? Ya da bunu görmek durumundayız. Söylediğim gibi Türkçülüğün illaki bir siyasi partide temsil edilmesi de gerek yok. Yani doğrudan bir Türkçü partinin olması da gerek yok. Olsa da çok iyi olur. O ayrı mesele. Var da zaten birkaç tane. Ancak partilerin de, derneklerin de, sendikaların da Türk milliyetçisi bir ruhla, Türkçü bir anlayışla, Türk milliyetçiliğini esas alarak, bu ülkenin kuruluş felsefesini esas alarak hareket etmesi gerekir, gerekmelidir. İşte bunlar gerekmediği için, bunları böyle görmedikleri için arkadaşlar bugün karşınıza 5 metreye 20 metre boyundaki reklam panolarında metre metre sicilli komünistlerle sicilli dincileri böyle görüyoruz. Ne yazık ki durum bu. O yüzden Türkçülerin her yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Her yerde. Her yerde olmalıyız. Biz her yerde olmalıyız derken arkadaşlarımız hep yanlış anlıyorlar. İşte siyaset yapmak istemiyoruz. Siyasete bulaşmayalım. Şuna yap, buna bulaşmayalım. Şunu yapmayalım. Şundan uzak duralım. Peki neyi yapacağız arkadaşlar? Bu ülkeyi biz kurmadık mı? Hatırlayın, müdafaa hukuku biz örgütledik. Kuvayi Milliye Türk milliyetçiliğini esas alan bir milis harekettir. CHP'yi biz kurduk arkadaşlar. Bu ülkeyi biz kurduk. Meclisi biz açtık. Bu ülkeyi biz ilan ettik. Türkçüler ilan etti. Bakın Atatürk'ün ve çevresindeki Cumhuriyet ideologlarının tamamı bizim büyük Türkçülerimiz. Gökalp, Akçura, Atatürk'ün daha sonra ve daha önce de beraber olduğu, iş yaptığı, devrimleri gerçekleştirdiği Mahmud Esat gibi, Sadri Maksudi gibi büyük Türkçüler, Akçura gibi kişiler de bizim büyük Türkçülerimiz. Unutmayalım. O yüzden Türkçülerin her yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani reklam panolarında sicilli komünistlerle sicilli dincilerin olmasını istemiyorsak, bunlara hazmedemiyorsak, Türkçü arkadaşlarıma çağrımdır. Her yerde olalım arkadaşlar. Her yerde olmalıyız. Bakın koskoca reklam panosunda 8 tane yazardan yalnızca bir tanesi Cengiz Aytmatov. Tabii Cengiz Aytmatov'la ilgili de dincilerle solcular demin de dediğim gibi Cengiz Aytmatov'u farklı algılıyorlar. Bizim gibi algılamıyorlar. Çünkü Cengiz Aytmatov solculara göre hep Rusça yazdığı için önemli bir yazar. Tabii o bölgelerde komünist olmamak, komünist partiye üye olmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Dinciler de Cengiz Aytmatov'a başka bir açıdan yaklaşıyorlar. Kendilerine yakın görüyor iki grupta. Halbuki Cengiz Aytmatov biraz önce de söylediğimiz gibi yerelden evrensele giden en önemli yazarlardan bir tanesidir. Türk milliyetçiliği vardır. Cengiz Aytmatov'un eserlerinde halk vardır, halkçılık vardır. Bu da bizim beslendiğimiz Atsız'a göre 4 ana kaynaktan biridir. Çünkü halkçılık arkadaşlar Atsız'a göre Türkçülüğün beslendiği 4 ana kaynaktan biridir. Dolayısıyla Cengiz Aytmatov'un Türk milliyetçisi olması buradaki 8 kişinin birinin Türk milliyetçisi konulmuş ya da Türk milliyetçisi bir yazarın afişinin asılmış olduğunu göstermiyor. Onlar kendilerine göre algılıyorlar. O yüzden arkadaşlar yol üstünde gördüğüm için böyle bir canlı yayın açıp bunu göstermek istedim. Türkçülerin her yerde olması gerekiyor. Her yerde olmalıyız. Eğer her yerde olamazsak işte bu tarzda sicilli solcuların, sicilli dincilerin, eşcinsel İngiliz yazarların, oryantalist Rusların, oryantalist Avrupalıların reklamlarını her yerde görürüz. O yüzden bu hususta uyanık olmalıyız. Değerli arkadaşlarıma esenlikler diliyorum. Yol üstünde gördüğüm bir reklam panosundan hareketle hızlıca yaptığımız bir canlı yayındı. Sürçülisan ettik ise affola arkadaşlar. Herkese esenlikler dilerim. İyi günler dilerim. Tanrı Türk'ü korusun.